Futbolun şehirlerine bu hafta Şehzadeler Şehri Manisa'dayız. Ege'nin güzel şehri Manisa'yı bu programda sizlere tanıtacağız. Tabii şu an Spil Dağı'nın eteklerindeyiz. Şehrin meydanındayız ve Manisa'nın kültürel tarihi güzelliklerini bu noktadan başlayarak sizlere tanıtacağız. Manisa dediğimizde Manisa kebabıyla, mesir macunuyla, şehirdeki Osmanlı'dan kalan yapılarıyla gerçekten çok zengin bir coğrafya. Aynı zamanda da futbol tabii ki. Şehrin futbol takımı bir dönem Süper Lig'deydi. Daha sonrasında bir düşüş yaşadılar. Şimdi Manisa Futbol Kulübü var. Yepyeni bir oluşumla, yepyeni projeleriyle tekrar Süper Lig'i zorluyor. Onların da projelerini, hedeflerini öğreneceğiz. Şimdi dilerseniz Manisa'yı gezmeye hep birlikte başlayalım. Manisa denince akla ilk gelen tabii ki mesir macunu ve biz de şu anda Özlem Yetişen'le birlikteyiz. Manisa'yı ve Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Genel Sekreteri. Şu an imalathanedeyiz herhalde. Evet. Bu imalathanede sadece hanımlar çalışıyor. Evet. Biraz bahsedebilir misiniz bize? Şimdi biz geleneklere uygun olarak mesir macunu ürettiğimiz için o dönemde de sadece bayanların elinden çıktığının tarihçesini biliyoruz. Ondan dolayı sadece bayan eli değerekten üretilen bir ürün. Orijinal olmasının sebebi yine de 41 çeşit baharatın günümüze kadar gelerek kullanılmış olması ve sadece dernek üretiminin orijinal olarak üretildiğini söylüyoruz. Evet, tarihçesine bakacak olursak ne kadar eskilere gidiyor mesir macunu? Şimdi bu sene, yani iki senedir tabii ki koronadan dolayı festivali kutlayamıyoruz ama kutlamış olsaydık 482.sini kutlamış olacaktık. Biz Sultan Camii'nin kubbe medreselerinden her sene yapılan festivalde de 6 ton mesir macunu halkımıza şifa alması için ücretsiz olarak zaten dağıtımını yapıyoruz. Evet, yaklaşık 500 yıllık bir gelenek aslında. Merak ettiğimiz şey nasıl yapılıyor mesir, içinde neler var? Evet, şimdi öncelikle tarçın ağırlıklı 41 çeşit bitki ve baharatından oluşan bir ürün. Şeker, su ve baharat karışımı kazanlarda kaynıyor belli bir dereceye kadar. Daha sonra 24 saat ürünü bekletiyoruz. Yine macunla, pardon, mesirlerle kaplı macunumuzla buluşturuyoruz. Sonra fişek haline getirilip kesiliyor ve paketlemeye ve satışa sunuluyor. Peki Türkiye'nin her yerine ya da yurt dışına var tabii mı? Tabii ki var. Hem Türkiye'nin her yerinde bir de koronayla beraber mesir macununa talep de çok fazla arttı. Şifası da inanıldığı için evet. De böylelikle ona da bir artımız oldu. Çünkü soğuk algınlığına çok iyi gelen bir ürün. Bunun dışında yurt dışına da tabii ki sürekli Almanya, İngiltere, Rusya ve Fransa'ya sürekli zaten ihracatımız var. Ürün olarak başka çeşitlendirdiniz mi ürünü? Tabii ki. Şimdi katı macunu yemeyenler için lokumumuz, çayımız ve kavanoz, yani sıvı macunumuz da var. Bunlar da çeşitlilerimiz. Manisa'nın en önemli simgelerinden biri hiç şüphesiz Sultan Camii. Burası 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan tarafından yaptırılmış. Hafsa Sultan aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in de eşi tabii ki. Kanuni Sultan Süleyman burada Sancak Bey olarak görev yaptı bir süre. Daha sonra İstanbul'a girip hükümdarlık tahtına oturduktan sonra annesi bu camiyi yaptırdı ve Acem Ali yaptı bu camiyi. 1522'de tamamlandı. Bu yılda tam 500. yılını kutluyor. Caminin en önemli özelliği buradan halka mesir macunu dağıtılması tabii ki. Halk arasında mesir camii olarak da biliniyor bu nedenle. Mesir macununun hikayesine gelecek olursak, Hafsa Sultan hastalanıyor. Hastalığına bir çare bulamıyorlar ve tüm hekimler seferber oluyorlar.
O dönemin ünlü hekimlerinden Merkez Efendi ise bir karışım hazırlıyor, bir macun hazırlıyor. 41 çeşit baharat var içerisinde ve çeşitli otlar var. Onları karıştırarak bir macun hazırlıyor. O macun Hafsa Sultan'ın hastalığına iyi geliyor ve o tarihten sonra da Hafsa Sultan bütün halka bu macunun dağıtılmasını istiyor. O macun bir şekilde küçük küçük paketler halinde yapılıyor ve o tarihten bu yana buradaki Sultan Camii'nin minaresinden Nevruz'un ilk gününde halka dağıtılıyor. Bu gelenek devam ediyor. Tabii şu anda pandemi var. 2 yıldır belki de bu camiden, minareden atma yapılamıyor. Ama halk her yıl buna çok büyük bir ilgi gösteriyor. Pandemi demişken tabii Mesir macununun pandemiye de bağışıklığa da iyi geldiği söyleniyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Cami dediğimiz gibi Manisa'nın en önemli eserlerinden biri. Burada çok sayıda görülmesi gereken ahşap işçiliği, taş işçiliği ve çok güzel bezemeler, süslemeler var. Ayrıca camide sütunlardan birinde bir de güneş saati bulunuyor. O dönemden kalma bir güneş saati de şu anda caminin sütunlarından birinin üstünde yer alıyor. Mesir macunu tabii ki Manisa'nın simgesi. Aynı şekilde Sultan Camii de Manisa'nın bir başka simgesi. Manisa'da tarihi eserleri gezmeye devam ediyoruz. O dönemin çok ünlü bir şifahanesindeyiz şu anda. Aslında külliye içerisinde yer alan bir şifahane. Ama şu an tam olarak müze halinde ve neredeyiz? Semra Özdemir onu bize söyleyecek. Neredeyiz? Şu an Manisa Celalber Üniversitesi'ne bağlı Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi'ndesiniz. Diğer bir adıyla da Hafsa Sultan Darüşşifası. Daha önceki dönemlerde burası Ege'de bulunan tek şifahane olduğu için dönemin bütün hastalarının tedavi edildiği yerdesiniz şu an. O dönem için aslında burası çok çok önemli. Hafsa Sultan'ın Manisa'ya yaptığı çok sayıda eser var. Evet. Bu da onların içerisinde belki halka hizmet açısından en önemlilerinden biri. Kimler tedavi oluyordu ve burada hangi tür tedaviler yapılıyordu? Burada bütün hastalıkların tedavisi yapılıyordu geçmiş dönemde. En önemlisi de göz doktorları bu şifahanede bulunuyordu. Çünkü o dönemde göz doktorları en önemli rütbedeki kişilerden birisiydi. Her yerde bulunamayan, tedavi göz hastalıklarının tedavisi zor olan bir dal. Ve o alanda ilgili doktor burada bulunduğu için her bölgeden din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün hastalar buraya tedavi olmaya geliyordu. Peki o şifahanede pek çok tedavi yapılıyordu. Burada kalıyorlardı da tedavi amaçlı olarak. Aslında hamamla da beraber düşünmek lazım değil mi burayı? Evet, külliyeyi aslında bir bütün olarak düşünmek lazım. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmış olduğu için temizlenmek için hamamı kullanmaları, şifa bulmak için şifahaneyi kullanmaları, ibadetleri için camiyi kullanmaları, eğitim ve kalma amaçlı yan tarafta medrese, medreseyi kullanmaları, taş mektep, yine eğitim için taş mektep kullanılmakta. Burası halkın bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir külliye konumundaydı. Tıp eğitimi de veriliyordu. Evet, şifahanenin içerisinde hem hastalar muayene edilip hem de doktorlar öğrencilerine tıp eğitimini bu şifahane içerisindeki talim dershane odamızda geçmiş dönemde sürdürmekteymiş. Şimdi yeni dönemde yurt dışından gelen bazı hocalar buradaki o dönemki tıp eğitimini gördükleri zaman ve kullanılan aletleri gördükleri zaman gerçekten çok şaşırıyorlar. Hayrete düşüyorlar, evet. Özellikle katarakt ameliyatında kullanılan 30-40 derecelik açılı neşterler dikkat çekiyormuş. Yani o aletler döneminin çok çok ilerisinde diyebilir miyiz? Evet, o aletler döneminin çok ilerisinde çünkü zamanında geçmiş dönemde Şerafettin Sabuncuoğlu diye bilinen doktorlarımızdan ve alimlerimizden biri, bir diğeri de Zehravi adında alimlerimizden ve doktorlukla ilgili kitaplar yazan kişiler
kişi tarafından dönemin tıp aletleri birebir orijinaline uygun onların el yazma kitaplarında çizimleri yapılmış. Bu iki alimin kitaplarında çizimi yapılan aletlerin günümüzde yaşatılmak adına birebir replikaları yaptırılmış ve halkımız için sergilenmeye açılmış durumda. Geçmiş dönemde şu an günümüz tıbında kullanılan aletler zaten varmış. Hayrete düşüren kısmı da tıpçıları bu kısmı. Muradiye Camii'ndeyiz. Manisa'nın en güzel ibadethanelerinden biri burası ve Ege'deki tek Mimar Sinan eseri olma özelliğini taşıyor. Buranın projesini Mimar Sinan bizzat çiziyor ama kalfalarına yaptırıyor ve 1585 yılında burası tamamlanıp ibadete açılıyor. Aslına baktığınız zaman Mimar Sinan eseri olduğunu daha girişinden anlayabiliyorsunuz. Ustanın çizgileri hem girişte hem içerideki bezemelerde, süslemelerde çok açık bir şekilde görülüyor ve göze çarpıyor. Dedik ya Mimar Sinan etkisi var diye dehasını burada akustikte göstermiş aslında. Akustiğine baktığınız zaman buranın adeta bir konser salonu gibi ve bu akustiği özel projede planlayıp hazırlamış Mimar Sinan. Muradiye Camii'ndeki tabii hem minberin taş işçiliği, hem içerideki çinileri burayı ayrı bir güzel hale getiriyor. Burası Manisa'da zaman zaman hasar görmüş, restorasyona uğramış ama aslında uygun olarak her zaman restore edilmiş ve neredeyse ilk günkü gibi günümüze kadar ulaşmış bir cami. Şu anda da ibadete açık zaten. Manisa'ya geldiğiniz zaman mutlaka gezmeniz, görmeniz gereken yerlerin başında geliyor bence. Manisa FK Kulübümüz uzun zamandır takip ettiğimiz hem esnaf olarak hem sanayici olarak takip ettiğimiz ülkemizin güzide bir kulübü. Hem altyapıları olsun hem A takımları olsun her dalda gayet güzel ve başarılı kalemlere imza attıklarını görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Altyapıya hatta vermiş oldukları önem yani Atatürk'ün de dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların yetiştiğine şahit oluyoruz. Bu konuda ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Biz Manisa FK'nın Manisalılar olarak arkasındayız. Tüm kulüplerimizin arkasındayız. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğimize eminiz. Hem Manisa futbolunun, hem Manisa sporunun, hem ayrıyetten Türk sporunun da ülke nazında iyi yerlere geleceğine inanıyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapmakta hazırız. Manisa Futbol Kulübümüz şehrin yükselen değerlerinden. Bütün şehrimiz destekliyoruz. Şu anda çok iyi gidiyor ama daha inşallah Süper Lig'de ve Avrupa'da falan görmek istiyoruz. Gerek altyapısıyla, A takımıyla çok iyi mücadele ediyorlar. İnşallah daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Manisa Futbol Kulübümüz bir taraftarı olaraktan güzide kulüptür. Sayın Başkanımız, Sayın Yönetim Kurulu çok özverili hareketlerde bulundular. Çok iyi transferler yaptılar. Biz de iyi bir takipçisiyiz. Biliyorsunuz bir lideri devirdik. Arkadan lig üçüncüsünü devirdik. Bizim önümüz yukarısı. Çıtayı yükseltmek sporda en önemli bir faktördür. Manisa FK'da bunu başaracaktır. Bu sene olmazsa önümüzdeki sene Süper Lig'de bekle bizi Süper Lig diyorum.
Manisa FK bizim için çok önemli aslında. Hem şehrimiz için önemli, hem bizler için önemli. İyi başladık lige. Sonradan bir durgunluk oldu. Ama yaptığımız transferler ve takviyelerle iyi bir konuma geldik. İnanıyorum ki playoff'a kalıp, playoff'ta da şampiyonluğu göğüsleyip Manisa'mıza güzel bir Süper Lig hediye edeceğiz gibi geliyor. Biz de destek vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Gerek tribünde, gerek buralarda destek vermeye çalışıyoruz. Her zaman arkasındayız tabii Manisa'nın, Manisa FK'nın. Manisa Mevlevi Hanesi'nin içerisindeyiz. Burası 1368-69 yıllarında Saruhan Bey'in torunu İshak Çelebi tarafından yaptırılmış. Mevlevi Hane'nin en önemli özelliği belki de Batı Anadolu'daki en büyük Mevlevi Hane olması. Ve aslında baktığınız zaman Konya'dan sonra burası ikinci önemli Mevlevi Hane. Öyle ki burası tabii Manisa Şehzadeler şehri, burada yetişen şehzadeler, burada eğitim gören şehzadeler daha sonra İstanbul'a gidip tahta geçiyorlar. Aynı şekilde burada eğitim gören, burada çile sürelerini tamamlayan, Mevlevi dedesi olmaya hak kazanan Mevleviler de buradan Konya'ya giderek orada daha yüksek rütbelere geçebiliyorlar. O açıdan da burası çok çok önemli bir Mevlevi haneymiş. Tabii Saruhanoğlu Beyliği döneminde yapılmış belki ama sonrasında Osmanlı Devleti'nde de aynı önemini korumuş. Ve uzun yıllar burası hizmet vermiş. Aslında Ulu Cami'nin külliyesinin içerisinde yer alan bir yapı burası. Biraz uzak da olsa Ulu Cami'ye, Spil Dağı'nın eteklerinde bir tepede de olsa burası külliye ile birlikte anılması gereken bir yapı aslında. Sonraki yıllarda 1800'lü yılların sonuna doğru terk edilmiş, biraz harap bir halde kalmış. Birkaç restorasyon geçirmesine rağmen uzun yıllar burası harap bir halde kaldıktan sonra 1961 yılında buradaki ilk ayağa kaldırma restorasyon çalışmaları yapılmış. Daha sonra da 90'lı yıllarda Celal Bayar Üniversitesi tarafından burası şu anki restorasyona birlikte yeni hale getirilmiş. Gerçekten de içeri geldiğiniz zaman o günkü yaşamı Mevlevilerin nasıl yaşadıklarını, neler yaptıklarını görebiliyorsunuz. Çilehaneler var burada. Mutfağı var, çalışma odaları var, namaz kıldıkları, günlük hayatlarını geçirdikleri yerler var. Onların hepsini görüp bir Mevlevihanede nasıl yaşandığını da burada canlandırmalarla birlikte görme şansınız oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'le birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda çok da tanınan, bilinen bir spor adamı. Ama hem belediye başkanı kimliğiyle hem spor adamı kimliğiyle konuşacağız onunla. Öncelikle isterseniz Manisa ile başlayalım. Kültürel ve tarihi önemini Manisa'nın izleyenlerimize nasıl anlatabiliriz? Sanayi gelişimi noktasında bayağı ileri mesafelerde olan bir ilimiz. Sanayisinin yanında tarımsal Gediz Ovası'yla da muhteşem ürünleri üreten bir tarıma sahibiz. Geniş bir coğrafya ama en önemlisi de tabii ki Osmanlı döneminde şehzadeler yetiştirmiş ve Osmanlı'nın kültürü, Lidya daha öncesinden gelen Lidya kültürü gibi mevcut kültürel bağlarını da bugüne taşımış bir şehrimiz. Peki spora gelecek olursak pek çok amatör branşta desteğiniz var spora. Evet. Hem ondan hem de herkesin spor yapabilmesi için de sağladığınız imkanlardan biraz bahsedebilir misiniz? Amatörden başlattığımız Süper Amatör Bal Ligi, 3. Lig, arkasından 2. Lig ve geçen sene de Türkiye'de
kırılması zor olan bir namağlup 36 maçlık bir seri şampiyonu olarak birinci lige çıktık. Hep bu sene de idare ediyoruz. Orta sıralarda birazcık böyle hedefimizi inşallah bu önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte belirleme noktasında olacağız. Şu anda iyi gidiyor. Süper Lig'i tabii, görür mü Manisa şehri bir daha? İnşallah amacımız tabii ki Süper Lig'i tekrar Manisa'ya yaşatmak. Ama bunun yanında en önemlisi Manisa Belediye Spor Derneği çatısı altında, kulübü çatısı altında 15 branşta 5000'in üzerinde çocuğumuza biz hizmet veriyoruz. Amacımız burada bütün Manisalılara sporu sevdirmek, spor yaptırmak, gençlerimizi kahve köşelerinden kurtarmak, kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve onlara kendilerine olan özgüvenlerini artıracak bir gelişimi sağlayabilmek. Bir de halkın çok kolay ulaşabileceği yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi tesisler de aslında şehirler için çok önemli. Şimdi aşağı yukarı 13 yıllık süre içerisinde tamamen yatırımlarımızı tabii ki spor noktasında da çok emniyet verdik ve çok yatırım yaptık. Nedir bunlar derseniz yüzme havuzu ve kapalı salonu, Fikri Bayrıl spor tesisleri ki şu anda yenilendi, futbol takımımıza hizmet veriyor. Necmi Temizel spor tesisleri, Ertuğrul Dilek tesisleri, Tevfik Lav spor tesisleri, rahmetli nur içinde yatsın. Mümin Özkasap futbol sahası ve futbol oynadığımız şu andaki saha. Kent Park dediğimiz Manisa'da 170 bin metrekarelik bir peyzaj alanına sahip olan ve bisiklet yolları aşağı yukarı 40 kilometreye yaklaşan bisiklet yolu yaptık biz Manisa'nın ana caddelerinde. Ve bunları yapmış olmaktan da çok mutluyuz. Yani insanımızı bir spor içerisinde yaşayan bir şehir haline getirmek tek amacımız. Öncelikle Beyin Spor'un bize tanıdığı bu şans için çok teşekkür ederiz. Bizi onur etti bu durum. Yeşilay için çok önemli bir adım oldu. Spor bağlamında futbolda Manisa FK ile beraber bağımlılıklarla mücadele anlamında yaptığımız bu atılan bu adımlar bizim için çok önemli. Bir nevi taraftarlara örnek olma, bağımlılıklarla mücadele anlamında çok güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Çok heyecan veriyor bize bu durum. Biz de üniversite öğrencileri olarak teşvik vermekten gurur duyuyoruz. Ya Yeşilay'la birlikte maça gelmek çok güzeldi öncelikle. Sağlıkla sporun çok büyük bir alakası var. Biz de Yeşilay olarak hem bağımlılıkla mücadele ediyoruz hem de sağlığı savunduğumuz için bu tribünde olmak gerçekten çok gurur verici ve teşvik edici olduğunu düşünüyorum. Sigara öldürür, kumar söndürür, spor güldürür. Bravo! Manisa FK siz de biliyorsunuz ki yeni bir oluşum, yeni bir kan. Manisa kanıdır, Manisa insanıdır bunlar. Manisa FK tribünlerinde biz kendimizi kaybediyoruz, maçı izleyemiyoruz. Sonradan izliyoruz bazı şeyleri. İnşallah takım daha güzel şeyler yapacak. İnanıyoruz biz hep birlikte. Onlara da inanıyoruz ve hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hedeflerimiz var. Başkanımız, taraftarımız, hepimiz kenetlendik. Süper Lig yolunda ilerliyoruz. Playoff oynayacağız bu sene. Eminiz buna. Desteğimizi veriyoruz tam anlamıyla. Mutluyuz biz, taraftarımız da yani kenetlendik. Manisa Futbol Kulübü halkı aşık zaten futbola. İstanbul takımlarını tutmuyoruz mesela. Biz siyah beyaz bizim için büyük bir aşk oldu. Yani tamamıyla biz Manisa'mızın peşindeyiz.
Manisa'da Salihli'deyiz ve Sardes Antik Şehri'ndeyiz. Yanımızda araştırmacı yazar Mustafa Uçar hocamız var. Onunla birlikte şehri biraz tanımaya çalışacağız. Burada çok iyi bir restorasyon yapılmış. Öncelikle onu söyleyelim. Arkamızda gördüğünüz jimnazyumun yapısı çok güzel bir şekilde duruyor ve Anadolu'da gördüklerimizin belki de en iyi korunmuş olanı diyebiliriz. Evet. Öncelikle hocam sizden şunu rica edelim. Sardes Antik Şehri'ni bize biraz tanıtabilir misiniz? Kimler yaşamış? Burası ne zaman yapılmış? Tabii burası Homeros'un İlyadası'nda falan geçer ama buranın ismini Sardes olarak bahsetmez. Meonya der. Truvalılara yardım eden insanlardan bahseder. Meonya diye geçer. Orada yaşayanlara da Meonlar denir diyor. Ondan sonra Herodot'tan gerekli bilgileri alıyoruz. Herodot da burasının Sardes kenti olduğunu söylüyor. Ve M.Ö. 1250 yıllarında kurulduğunu ancak bir devlet mi ya da bir şehir devleti mi olduğunu kesin olarak çıkartamıyoruz ortaya. Buranın ön plana çıkması yani tarihsel olarak önem kazanmasına sebep olan son hanedanlık Bermenantlar. Onları da Kral Kresi yüzünden dolayı biz Karun diyoruz kendisine. O sebeple tanıyoruz. Bütün dünyada Lidya'nın parayı icat etmesinden ve ilk kullananların oluşundan bilirler. Bir de Karun kadar zengin sözü bütün dünyayı evet. Dolaşır gezer. Oradan bütün dünya tanır. Ama maalesef tanıtım eksikliğinden bugüne kadar bu bilgilerimizi, bu muhteşem şehri henüz yeni yeni tanıtmaya başlıyoruz. Biz de burada tanıtmış olalım. Evet. Şu an Roma döneminde yapılan yapıların önündeyiz sanırım. Evet, burası birinci derecede deprem bölgesi. Her 1000 yılda bir burada 7'nin üzerinde şiddetli depremler oluyor. En son kayıtlarda görülen deprem 17 depremi oluyor. Bu yıkımlara uğruyor. Yıkımlardan sonra Romalılar muhteşem görkemli bir şehir yok olunca diyorlar ki tekrardan biz atalarımıza hürmeten bu şehri ayağa kaldıralım. Dolayısıyla da geliyorlar tekrar burada gördüğünüz bu muhteşem yapıları tekrardan yapmaya başlıyorlar. Sardes'i Romalılar yapıyor. Evet yani üzerinde bulunduğumuz alanı onlar yapıyorlar. Altımızda daha iki şehir var. Evet. Depremlerle ve sel felaketleriyle toprağın altında kalmış yerler. Şu an jimnazyumdayız sanıyorum. Jimnazyumdayız evet. Arkamızda da dediğim o muhteşem yapı var. Burası restorasyon görmüştük ama çok iyi bir restorasyon yapılmış. Evet. Onun için özelliğini kaybetmemiş herhalde. Evet 1967 yılında burası restorasyonuna başlandı. 72 yılında tamamlandı. Şu an üstünde durduğumuz alanda peki gladyatörler mi eğitim alıyordu? Evet, buraya palestra deniyor. 8 dönümlük bir alan. Burada gladyatörler spor eğitimleri alırlarken, gösteriler yaparlarken arkada gördüğünüz ana bina dediğimiz ya da mermerli salon dediğimiz yerde de balkonlar var. Onun arkasında bir hamam var. Hamamda ayinsel banyo sefalarını yapıyorlar. Sonra çıkıyorlar balkonda, soylular. Buradaki eğitimi izliyorlar gladyatör eğitimlerini. Tabii Sardes Antik Şehri'nde sadece bu bulunduğumuz alan yok. Pek çok alan var. Kazılar hala devam ediyor. Evet. Amerikalılar yapıyor sanıyorum kazıları. 1958'den bu tarafa Harvard ve Cornell Üniversiteleri vakıfları burasını kazmaya devam ediyorlar. Evet aslında çok büyük bir şehir çok burası. Büyük bir şehir. Siz de buraya bayağı emek verdiniz. Öncelikle onun için teşekkür edelim. Estağfurullah. Ve aslında şehri gezmeye de devam edelim isterseniz. Tabii buyurun. Şimdi de Sardes Antik Şehri'ndeki evet. Sinagogun içerisindeyiz hocam. Evet, sinagogun içine girdik. Burası iki sebepten dolayı çok önemli. Birincisi dünyanın üçüncü sinagogu olması yönünden önemli. Biliyorsunuz birincisi Kudüs'teki evet. Ağlama Duvarı dediğimiz Süleyman Tapınağı'nın olduğu yer. Diğeri bizim Kerkük civarında, Mezopotamya'da, Euroduro dediğimiz evet. Seleukoslar tarafından yapılmış, kerpiçten yapılmış bir sinagog. Burası da Sardeslerin yaptığı bir sinagog. Milattan önce 2215'te burası Büyük İskender zamanında çok faydasını görmüş Babil savaşlarında, Perslerle yapılan savaşlarda. Dolayısıyla Büyük İskender bundan sonra demiş siz demiş kendi kültürünüzü, dilinizi, dininizi, her şeyinizi rahatlıkla
koruyacaksınız. Bunu ben temin ediyorum. Benden sonrakiler için de garanti veriyorum size demiş. Ve o sırada buraya gelmişler. İkinci Attalos sırasında İskender Ardıl bırakmadan evet. vefat ettiğinden iktidar savaşına girmişler. Bir tarafta Seleukos Krallığı, bir tarafta Bergama Krallığı kurulmuş. İkisinin arasındaki savaşlar sırasında Seleukos Krallığı 2. Attalos buraya 2000 hane, yaklaşık 10.000 Yahudi getirmiş. Buraya yerleşmişler. Sonra buradan Anadolu'ya dağılıyorlar. İlk yerleştikleri yerlerden biri burası. İlk yerleştikleri yerlerden biri. Bu açıdan önemli. İkincisi de Anadolu'nun ve Avrupa'nın ilk sinagogu olması açısından önemli. Üçüncü bir şık daha var. Biliyorsunuz Yahudiler, Eskinazlar ve Seferatlar diye ikiye ayrılıyor. Seferat kolu burada yaşıyorlar. Ne zamana kadar? 617'ye kadar. 617'de tekrar bir İran devleti, Safaviler burasını yakıp yıkıyor. Yahudiler de buradan Endülüs'e kadar gidiyorlar. Hocam peki şu anda ne durumda burası ve buradaki önemli kılan şey neler? Onu sorayım. 1963 yılından bu tarafa restore edilmeye başlanan bir yer. Arka planda gördüğünüz bir türbün şeklinde mermer yer var. Orası yaşlıların, cemaatin bütün sorunlarını çözecekleri bir yer. Onun önünde bir sehpa var. O sehpanın üzerinde de hahamlar toralarını yayıyorlar. Üzerinden ayinlerini yapıyorlar. Ortada temel taşı gibi 4 tane taş var. Orada da nikah akitleri yapılıyor, evlilik törenleri yapılıyor. Aslında 58 metreye 33 metre genişliğinde 1000 kişiyi alan bir ibadet yeri burası. Evet ve mozaikleri de dikkat çekiyor. Evet. Bu mozaiklerin büyük bir kısmı da şu an Manisa Müzesi'nde. Evet, büyük bir kısmı Manisa Müzesi'nde, geriye kalanlar da burada orijinal şeklinde duruyor. Her yıl tekrardan düzenleme yapılıyor. Burası da aslında dediğim gibi yakın bir zamanda belki tekrar evet. bir restorasyon daha geçirip ibadete de açılması düşünülüyor. Düşünülüyor, evet, bekleniliyor da. Yani güzel bir şey olacak. Ülkemize tekrardan güzel bir şey, tarihi alan kazandırmış olacağız. Manisa'da Salihli'de Artemis Tapınağı'ndayız. Burası da yine görülmesi gereken noktalardan biri. Artemis Tapınağı, aslında bu tapınak yapılmadan da burada daha önce iki tapınak vardı ama dedik ya bölgede depremler çok fazla diye, o depremlerle o iki tapınak da yıkıldıktan sonra milattan sonra 300 yılında İmparator Konstantin tarafından burada bir Artemis Tapınağı yapılmaya başlanmış ama tamamlanamamış. Çünkü tam o yıllarda artık Doğu Roma Hristiyanlığı kabul etmeye geçtiği için bu tapınağın yapımına karşı çıkanlar, tepki gösterenler olmuş. O nedenle de tapınak öyle bırakılmış. Ama tam yanına da bir şapel yapılmış. Bir kilise, küçük kilise. O kilisede ibadet etmeye başlamış yeni Hristiyanlığa geçenler. Burası da bu haliyle kalmış. Aslında burası bir futbol sahasıyla aynı büyüklükte. Yani 96'ya 46 ölçülerinde. Arkamda gördüğünüz sütunlar da günümüze kadar ulaşan sütunlar, tam olarak ulaşan iki tane sütun var. O iki sütunun uzunluğu da 17,5 metre baktığınız zaman. Tapınak restorasyondan geçirilmiş ama hala çalışmalar devam ediyor. Belki de o sütunlar tamamlandıktan sonra çok daha görkemli bir görüntüsü olacak. Manisa'nın en meşhur lezzeti hiç şüphesiz Manisa kebabı. Peki Manisa kebabı nedir? Nasıl çıkmıştır? İbrahim Onaylı ile birlikteyiz. Manisa kebabının mucidinin torunu diyebilir miyiz? Evet. Doğru tabir. O zaman önce tarihçesiyle başlayalım isterseniz. Tabii kebabın hikayesi
1927 yılında dedem Halil İbrahim Usta ve Giritli İbrahim Usta ile başlayan bir hikaye. Günümüze kadar onların çıraklarıyla yeni yetişen ustalarla bir devam ediyor. Hazırlanışına gelince de bizim kebabımızın en büyük özelliği kıymanın içinde hiçbir katkı malzemesi yok. Evet. Dana ve kuzu etini karıştırıyoruz. Tuzdan yoğuruyoruz ve mangal kömüründe pişirip üzerine de Manisa'nın Yurt Dağları'ndan temin ettiğimiz tereyağını döküyoruz. Bu önemli. Tabii o önce bir ayrıntı. Bakır tabak kullanıyoruz biz. Tereyağını çünkü geç dondurur ve sıcaklığını korur. Aslında bu Manisa kebabı ve hani et köfte kültürü hep Balkanlardan gelmiş buraya. Tabii Balkanlardan. Bizim bu Acem kökenli. Acem kökenli. Yani, evet, dedemin beraber bir Acem ustasıymış dedemin başladığı hikaye. Hatta biz sayfalarımızda onu belirtiyoruz. Rahmet olsun kendisine de. Ama esas orijinali bizim kuyruk yağını. Çok daha bambaşka bir lezzet oluyor. Daha mı lezzetli oluyor? Çok daha lezzetli oluyor. İnşallah. O zaman keşke bırakmasaydık. İnşallah. Şunu soracağım tabii. Bir yandan da açalım istiyorsanız. Tabii buyurun. Herkes çünkü kapalı. Tabii. Soğumasın diye biz böyle yaptık. Şöyle bir bunu gösterelim herkese. Görüntü olarak da gerçekten çok güzel. Servis olarak da çok güzel. Yoğurtlu yiyen de var galiba. Tabii yoğurtlu soslu isteğe bağlı onlar. İzmir'de Manisa kebabı yapan firmalar yoğurt sosunu atıyorlar. Biz Manisa'nın orijinal kebabı sadedir. Tereyağlı. İsteyene göre çünkü ilk yana da ben hiçbir zaman yoğurt sos önermem. Neden? O etin lezzetini, aromasını, tereyağın aromasını bir alsın. Çünkü sos örter bazı şeyleri. Ama böyle natural yaptığımız zaman o etin lezzetini, ondan sonra kendi zevkini ilave ediyoruz. Peki Manisa'ya gelen herkes bunu yemeden dönmüyor diyebilir miyiz? Vallahi yani gelen tabii ki hemşehrilerimiz hep Manisa kebabını getiriyorlar yani. Diğer esnaf arkadaşları da beraber. Buraya gelen devlet büyüklerimiz olsun, işte biraz önce bahsettim oda başkanları olsun. Bütün gelen ticaret odasının, borsanın misafirlerini, mesela okuldan bu Erasmus projelerine gelen öğrencilerimiz oluyor. Okullar da kebapçılara genelde hani gelsin şehrin lezzetini tatsınlar diye. Onlar da bizim esnaf arkadaşlarımızı bizlere getiriyorlar. Yani gelen lezzeti tattırmaya çalışıyoruz. İnşallah mahcup etmiyoruzdur yerimizi. Peki siz öğretiyor musunuz sizden sonra gelecek olanlara? Bizim yeğenimiz yetişiyor. Şu anda Çıraklık Eğitim Okulu'nda. O dördüncü kuşak olacak. Valla ellerinize sağlık. Tabii en son Manisa'yı ve futbolu soracağım. Bir dönem Süper Lig'de Manisa Spor. Evet. Şimdi Manisa FK yine Süper Lig yolunda ilerliyor. Şimdi spor, şehrin yerel idarecileri spora sahip çıkmalı ve bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun çıkıyor. Yani amatör spor kulüplerinin olsun, diğer profesyonel kulüpler olsun. Destek olmaya çalışıyorlar. Manisa tabii Manisa Spor, Manisa FK şehrin markası. Yani Manisalılar da takımını seviyor. İnşallah Süper Lig'i FK'dan göreceğiz. Bekliyoruz. Tereyağın bir kere lezzeti, etin lezzeti hepsi birleşince müthiş bir lezzet. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Yine bekleriz şehrimize. Kontrol alan Okan sıyrıldı rakibinden. Cezalar içine girecek Okan. Metehan karşısında vuruş ve gol! Mükemmel bir gol! Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'la birlikteyiz. Yeni bir kulüp ama projeleri olan, idealleri olan bir kulüp. Evet. Hem Manisa şehrini hem futbolu konuşalım istiyorum ben. Öncelikle Manisa şehrinin futbola bakışıyla başlayalım başkanım. Futbola bakış açımız biraz farklı. Sabırlı, heyecanlı. Heyecanımızı kaybetmek istemiyoruz. Biliyoruz Türk futbolundaki bir sürü problemleri, sıkıntıları. Farkındayız ama futbola inanıyoruz, spora çok inanıyoruz, gençlere çok inanıyoruz, altyapıya inanılmaz yatırım yapıyoruz, inanıyoruz, kurtuluşun orada olduğunu çok iyi biliyoruz. Tabii ki büyürken hızlı büyüyoruz, hata da yapıyoruz, hatalarımızdan da ders çıkarıyoruz, bunun da farkındayız. Tesisleşme anlamında da gerçekten önemli adımlar atıyoruz.
Hemen onu söyleyeyim zaten. Biz şu an sizin yeni yaptığınız tesisin içerisinde futbolcuların dinlenme ve oyun odasındayız. Evet, evet. Doğru. Ama tesis yeni bitmiş durumda ve gerçekten de güzel bir tesis. Biraz bahseder misiniz tesisten? Biz bir vizyon geliştirdik. Bunun için bütün dünyadaki kulüpleri de inceledik. Başarılı olmuş kulüplere de gittik. Avrupa'ya da gittik. Gezdik, dolaştık. Bir geniş kapsamlı bir proje oluşturduk kendi kafamızda. Ve adım adım sabırla işte yani bunları uygulamaya koyuyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı spora bakış açısından da kaynaklı tabii bu. Belli bir noktadan sonra yıpranmış, üzülmüş bir şehir var. Biz bunu tekrardan büyük şehir olarak, çünkü 1,5 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Tekrar canlandırmak, gençlerimize sahip çıkmak, Türk futboluna, Türk gençlerine sahip çıkmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile biz gönül birliği yaptık. Güzel şeyler üretiyoruz ve bunun meyvesini de zaman içerisinde alıyoruz, öyle söyleyeyim. Çalıştırdığımız buradaki arkadaşlarımız, liyakatli olsun, bilgili olsun, donanma olsun, bilime olsun, inanılmaz derecede yatırım yapıyoruz. Bunun için zaman gerekiyor, onun da farkındayız. Evet, aynı şey saha içinde de geçerli tabii değil şimdi mi? Tabii, şimdi burada bir proje var, hocanın getirdiği şimdi, bir proje. Evet, 5-6 yıllık bir profesyonel kulüpten bahsediyoruz ve bu noktaya gelmiş birincilikteyiz. Geldiğimiz nokta önemli bir nokta. Burada da sabırlı olacağız. Bizim hedeflerimiz var, heyecanımız var. Bunu zaman içerisinde oluşturmamız lazım. Yani kulübün altını doldurmamız lazım. Hem tesisleşme anlamında hem sporcu anlamında. Çünkü bu kulüp her zaman iddialı olmuştur, iddialı olacaktır. Heyecanı olacaktır. Ama değişimler de kolay olmuyor. Bu sene bunun sıkıntılarını da yaşadık açıkçası. Yani stadımız yoktu, Akhisar'da oynuyorduk. Bu tesisimiz bitmemişti, inşaat halindeydi. Yeni yabancılar geldi, yeni lig. Bu kulüp ilk defa bu ligde yer alıyor. Evet. Ben bile bu kulüpte ilk defa başkanlık yapıyoruz. Tecrübe önemli bir şey. Bazen de yaşanmak gerekiyor. Sadece bilgiyle değil, bazen de yaşamak gerekiyor. Bunları biz yaşıyoruz. Eksikliklerimizi de zaman içerisinde tamamlıyoruz. Ve belli bir noktaya kadar geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Evet. Bu konuda da iddialıyız. Doğru. Siz sabır diyorsunuz, proje diyorsunuz. Bunlar çok önemli Türk futbolu için ve çok da görmediğimiz şeyler aslında. Ama Manisa şehri de Süper Lig'i tekrar istiyor. Evet. Bu hedef ne zaman sizce gerçekleşir? İyi sporcularla ilgili olan bir şey değil. Yani burada birçok etken var. Siz de biliyorsunuz futbolun içerisindesiniz de bu tesisi var, şehir var, şehrin yapısı var, ekonomik durumu var, oyuncu profili, altyapısı. Bunların bir bölümünü, %70-80'ini biz gerçekleştirdik. Zaten geliyoruz. Bugün altyapımız olsun, altyapı tesislerimiz olsun, genç takımlarda verdiğimiz milli takım oyuncular olsun, Türkiye'nin her yerinde oyuncu alıyoruz. Onları biliyorsunuz. O yüzden bunun bir karşılığının ileride olacağını emin olun ki biliyor. Çünkü sadece satın almayla olmuyor. Bunun da farkındayız açıkçası. Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay ile birlikteyiz. Buradaki futbola bakışı ve tabii ki takımın durumunu konuşacağız kendisiyle. Öncelikle şehirle başlayalım. Süper Lig görmüş bir şehir aslında Manisa. Şimdi Manisa FK ile tekrar o Süper Lig'i zorluyorsunuz. Evet. Şehirde futbola bakış nasıl? Burada maç günleri neler yaşanıyor hocam? Şöyle başlayalım. Manisa gerçekten bir futbol kenti. Geçmişinde de özellikle 15-20 yıl önce taraftarların takımlarını desteklediği önemli bir spor kenti. Biz de Manisa Futbol Kulübü'nün genç bir kulüp ve küçük kompakt bir stadımız var. Yaklaşık 4-5 haftadır da bu statta hemen hemen full seyirciyi oynuyoruz ve başarı geldikçe de taraftar takımını sahiplenmeye başlıyor. Bu da hem şehrin dinamiklerinin gelmesi, aynı zamanda da belediye başkanımızın da takıma destek olması, aynı zamanda başkanımız da vizyoner ve bu konuda çok aç giderek yükseleceğini düşünüyorum. Peki gelelim bu yılki hedeflere. Tabii ki hedefte Süper Lig var. Evet. O yolda şu an gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sezon sonunda nerede görebiliriz Manisa FK'yı? Öncelikle hedefimiz playoff ve ondan sonra da gerisine bakacağız.
Peki uzun vadede başarılı olmak için neler yapılmalı hocam, onu sorayım. Tabii ki hemen ilk akla gelen altyapı oluyor. Evet. O yönde de burada çalışmalar var bildiğim kadarıyla. Var, altyapıya önem veren bir kulüp. Fakat bunun bir temeli olması gerekiyor, gerçekçi olmak gerekirse. Genç bir kulüp. Ben de bu Manisa Futbol Kulübü'nün benden istediği şey uzun vadeli bir projeydi. Ve bu yüzden buraya geldim. Ve başlangıçtan itibaren hiçbir adımımı kendimi düşünerek günü kurtarmak için adım atmadım. Biraz kendi içimde de riske girdim düşünüyorum ama sonuçta büyük bir potansiyel var. Hem kulübün şu anki yapısı, tesisleşmesi, gelecek planları, oyuncu yapılanması küçük küçük büyüyen bir kulüp. Ve bu da organizasyonla olur. Evet, altyapıda bir organizasyon ama gerçekçi olmak gerekirse kısa vadede temellerin atılıp uzun vadede ancak bu proje gerçekleşebilir. Bu yıl biraz geçiş senesi olarak kullanıp önümüzdeki yıldan itibaren kulübü Süper Lig'e bu yıl çıkabilirsek çıkacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren de o yılda adımlar atılacak. Bir şehiriz ama futbolu seven gerçekten taraftarlarımız var. Elinden geldiği kadar bize destekliyorlar. Biraz daha üst seviyelere çıktığımızda desteğin artacağını düşünüyorum. Lige gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptıydık. Ondan sonra bir ister istemez mağlupla arka arkaya geldi. Turgay Hoca ile geldikten sonra tekrar bir düzen yakaladık. Futbol olarak da gerçekten çok güzel bir iyi bir sistemimiz var. Dışarıdan da taraftarlar öyle görüyor diye düşünüyorum. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Futbolu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman o. Tabii o da sonuca yansıdı mı çok gerçekten mutlu oluyoruz. Playoff'a da ya yaklaştık diyelim ama tabii bitmedi. Yolumuz daha uzun. Manisa şehri de gerçekten bunu hak ediyor. İnşallah başaracağız. Futbolun şehirlerine bu hafta Manisa'daydık. Şehzadeler şehri Manisa. Osmanlı için çok önemli bir şehir. Burada yetişen şehzadeler eğitim aldıktan sonra Osmanlı'da tahta geçmişler. Ve Osmanlı'dan günümüze şehirde kalan pek çok eser var. Kültürel ve tarihi önemini bu programda sizlere anlatmaya çalıştık Manisa'nın. Tabii Manisa'ya özgü bazı lezzetler de var. Bunların başında mesir macunu geliyor. Manisa kebabı da yine herkesin mutlaka tatması gereken çok önemli lezzetlerden biri. Bunların tadına baktık. Futbolda da Manisa FK bir dönem Manisa şehri Süper Lig'de mücadele eden bir takıma sahipti. Şimdi yeni bir oluşum, yeni bir yapılanmayla Manisa FK tekrar Süper Lig'in kapılarını zorluyor. Onların hedeflerini öğrendik ve yapmak istediklerini, projelerini sizlere aktarmaya çalıştık. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin bir başka köşesinde birlikte olacağı dek hoşça kalın.